Recep Tayyip Erdoğan'ın boy boy resimleri her yeri kaplamış. İki şehirde çok az. Yasak sağlamak için. Biri İzmir, biri Edirne. Adayların partinin simgesine bizimkine altı ok. Gösterin altı oku. Utanan çekinen var mı? Gururla yakamıza takıyoruz. Bütün Filiz Hanım'ın posterlerinin üzerinde altı ok var. Partimizin ismi var. Ama AK Parti'nin bir İzmir'de, bir Edirne'de ampulünü mikroskopla ara. O kadar küçük koymuşlar. Niye? Niye peki? Niye? Recep Tayyip Erdoğan'ın resminden niye çekiniyorsunuz? Ampulden niye çekiniyorsunuz? Çünkü siz de biliyorsunuz ki bu Edirne'nin yiğit mert kalbinde Atatürk sevgisi, vatan bayrak sevgisi olan bu insanlarından o isteyen kişiler aman Tayyip Bey'i hatırlamasınlar. Çünkü Tayyip Bey Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 2 ay yaş diyor. Onu biliyor da ondan gizliyor onu. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki benim 2 büyük eserim var. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Partimizle gurur duyuyoruz. Partimizin altı okunun her biriyle gurur duyuyoruz. Ama birileri partilerinin amblemini gizleyerek onların fesli deli kaderin keşke Yunan kazansaydı dediğini unutturmaya çalışıyorlar size. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine öyle kimse Tayyip Bey'in resmini sakladı, ampulü takmadı diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin emanetine, Gazi Mustafa Kemal'in emanetine Edirne ihanet etmez, etmedi, etmeyecek. Birisi bir önceki dönem belediye başkanımız bu kez de bir başka partiden aday olmuş. Onun adaylığıyla CHP'nin, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, Mustafa Kemal'i seven Edirnelerin oyu bölünecek. Aradan Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı çıkacak. Edirne'nin huzurunu bozacaklar. Ranta açacaklar. Atatürk'ün hatırasına saygısızlık edecekler ve Cumhuriyet kenti Edirne'yi ele geçirdik diyecekler. Öyle ama yok. Edirne'yi size teslim etmeyeceğiz. Buradan bütün Edirnelilere sesleniyorum. Edirne'nin 1. meclise yolladığı 2 milletvekilinden birisi Kazım Karabekir'dir. Birisi de 2. Cumhurbaşkanımız İsmet Paşa'dır. Kazım Karabekir'e, İsmet Paşa'ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hatıralarına saygımızdan bütün Atatürkçüler bir tane fire vermeden oylarını Filiz Gencenak'ına verecekler. Cumhuriyet'in kalesini daha da güçlendirecekler. Edirne'deki özgürlük ortamını, güven ortamını, Cumhuriyet'in kazanımlarını aşındıracak olanların takiyesine, ikiyüzlülüğüne, ne söylediğine bakmayın. Geldiklerinde tek başlarına gelmiyorlar. Dünya kadar belediye bürokrasisini değiştiriyorlar. Çalışanları işten çıkarıyorlar. Kadrolaşıyorlar ve TÜGVA, TÜRGEV, Okçuluk Vakfı ve Ensar Vakfı'na o şehrin ne kadar taşınmazı varsa, ne kadar salonu varsa, ne kadar devlet binası varsa her birini teker teker
25 yıllığına, 30 yıllığına protokollerle veriyorlar. Okullara protokol yapmaya zorlayarak kendi elemanlarını sokuyorlar. Öğrencileri o milli eğitimin müfredatının dışında kindar bir nesil olarak yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Şehri talan edip yandaş müteahhitlere bütün ihaleleri verip o şehirde ne varsa ne yoksa hepsini perişan ediyorlar. O yüzden Edirne bizim gözümüz, ona gözümüz gibi bakacağız. Gözümüzü Cumhuriyet'in kızı, Atatürk'ün evladı Filiz Gencan Akın'a emanet edeceğiz. Başkasına değil. Aksi durum Edirne'nin birinci dönem milletvekilleri Kazım Karabekir'le İsmet Paşa'nın kemiklerini sızlatır. Aksi durum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatır. Edirne Atatürk'e de evladına da sahip çıkacak. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. AK Parti filmini teslim etmiş, ertesi gün yayını aldılar. Biz tekrar başvurduk. Bizim yayınımızı neden yapmıyorsunuz? Parasıyla yayınlayacaksınız dedik. Mart ayı için bütün rezervasyonlarımız doldu dediler. Şimdi bu TRT'ye söylüyorum. Kameramanının, muhabirinin, şoförünün eline sağlık, emeğine sağlık. Ama bak benim elime bak. Bunu yapan TRT Genel Müdürü, sen var ya, er ya da geç Özgür Özel senin alnını karışlayacak, alnını. Alnını karışlayacak. Hadi verme bakalım. Hodri meydan. Bunlar bir kenara yazılır. Vicdanı olan herkese soruyorum. Herkesten vergi alıyorsunuz. CHP'liden vergiyi alıyorsunuz. TRT'ye veriyorsunuz. Parasıyla reklam yayınlatacağız. A Haber yayınlamıyor, yayınlamaz. ATV yayınlamıyor, yayınlamaz. Sen TRT olarak devletin televizyonu, AK Parti'yi yayınlıyorsun. MHP'yi yayınlayacaksın. CHP'nin reklamını yayınlamıyorsun. Senin gibi genel müdür var ya, senin de sana o talimatı verenin de bunu burnundan fitil fitil getirmezsem benim de adım Özgür Özel değil. Bunu böyle bilin. Ve yanında birileri istediği kadar bu kenti Atatürk'e husumet duyanların partisine peşkeş çekmeye kalışsın. O Cumhuriyet'e sahip çıkacak. Atatürk'e sahip çıkacak. Edirne'ye sahip çıkacak. Harika görünüyorsun Edirne.